Oğlan Biricik'le beraber masallar anlatmak için bugün Ebebek YouTube kanalındayım. İlk kitabımız Engelsiz Masallar. Yazarı Ayşegül Sözen Dağ. Önce Biricik'ten masalları dinleyelim, sonra da masallar üzerine bir sohbet gerçekleştirelim. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Bence harika olur. Hadi dinleyelim. Hadi. Ah, ilk masalımız Gizemli Yumurta. Ya yumurtanın nasıl bir gizemi olabilir ki? Bir varmış bir yokmuş. Gizemli bir yumurta varmış. Çilli horozun sesiyle uyandı bütün tavuklar. Ama nasıl olabilir diye sordular telaşla beyaz horoza. Şaşkınlıktan ikisi de çığlık attı. Gıt gıt gıdak. Sesleri duyan kümes arkadaşları meraklı gözlerle gıdaklayarak baktılar. Sonra biraz kümestekiler de samanlığa toplandı. Miskin miskin yatan kedi bile gözlerini ovuşturup mırnav diye tavukların gittiği yöne doğru koşmaya başladı. Herkesin yüzünde bir telaş vardı. Tavukların en yaşlısı görünmüş şey değil dedi. Yumurtadan kesilmiş turuncu ibrikli teyze yakın gözlüğünü taktı ve iyice yaklaştı. Bütün tavuklar gıt gıt gıdak demeyi kesti. Kedi bile miyavlamıyordu artık. Herkes turuncu ibrikli teyzenin ne söyleyeceğini merakla dinliyordu. Bu bir şey, yumurta dedi. Turuncu ibrikli teyze tavuklar aralarında konuşmaya ve gıdaklamaya başladı. İyi de nasıl olur? Yumurtaya benziyor ama hiç de yumurta gibi değil. Ama bu eğri büğrü bir yumurta. İçinden ne çıkacak acaba? Canavar mı? Ne? Nasıl canavar? Tavuk yiyen canavar varmış. Yumurtaları yiyormuş. Çok ilginç bir masaldı. Değil değil dedi turuncu ibrikli teyze. Durun, sakin olun. Çok yazık sarı kıza. Oysa ilk defa heyecanlıydı. O bunun ilk yumurtasıydı. Turuncu ibrikli teyze susun diye bağırdı. Yumurtayı sağa sola çevirdi. Sonra kulağına aldı, dinledi. Ve sonra şöyle bir açıklama yaptı. Anneciğim sayfayı çevirir misin? Göremiyorum. Teşekkürler. Sarı kızın ilk yumurtası. Evet, o biraz farklı, eğri büğrü. Ama olsun, sonuçta o bir yumurta. O bir tavuk. Sarı kız, bütün bunun üzerinde kuluçkana yat evladım. Kimin ne dediğini de dinleme. Yumurtanı sıcak tut daima. O senin yavrun olacak. Senin kollarındayken buğday yiyecek. Sana göz kırpacak. Islak ıslak sana bakıp cik 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 diyecek. Sen ona civcivim deyip sarıl. Belki diğer civcivlerden biraz farklı ve küçük olabilir. Ama emin ol, o hep sevimli kalacak dedi. Sarı kız turuncu ibrikli teyzenin sözüne inandı ve kuluçkaya yattı. Wow! Günler günleri kovaladı ve sabırsızlıkla merak içinde beklerken bir sabah çilli horozun sesiyle yine bütün tavuklar sarı kızın altındaki hareketlenen civcive bakmaya başladı. Sarı kız civcivim dedi. Ama daha bir haftası var. Neden erkenden dünyaya geliyor? Bir kıpırtı, bir çıtırtı, eğri büğrü yumurtada bir hareketlenme başladı. Sarı kız geri çekilip seyretmeye koyuldu. Acaba nasıl bir civciv çıkacak diye düşündü heyecanla. Eğri büğrü yumurta
yuvarlandı, yuvarlandı, yuvarlandı ve yokuş aşağı koşmaya başladı. Ve bütün tavuklar da arkasından koşuyordu. Yokuş aşağı gelmeden yumurta durdu. İlk önce tek ayağını çıkarttı, sonra diğer ayağını. Sarı kız yavrusunun parmaklarını sayıyordu. Civcivler diğer ayağını çıkarttıktan sonra evet gerçekten bir civciv çıkıyor diye kendi aralarında konuştular. Ve en sonunda da başını çıkartan civciv bir buğday rengindeydi. Sarı kız yavrusuna sarıldı. Adı buğday olsun dedi. Aramıza hoş geldin buğday diye sevinç çığlıkları attı. Ardından buğdayı sarıp sarmalayıp evine götürdü. Ancak garip bir şey vardı sanki. İyice yaklaşınca gözleri çekik mi bunun? Evet, buğday biraz farklıydı. Hemen İbrikli teyzeye götürdüler. Turuncu İbrikli teyze aynı zamanda bir bilim doktoruydu. Hemen aldı onu kucağına, başladı incelemeye. Ve sonra dedi ki, dinleyin. Buğday hepimiz gibi bir tavuk. Hem de çok ama çok sevimli bir tavuk. Yalnız bizden bir kromozom fazlası var. Yani onu bazı farklılıklarla görebiliriz dedi. Sarı kız telaşla ağlayarak, nasıl yani Bilge teyze, benim yavrum diğer tavuklar gibi gıdaklamayacak mı, yemeyecek mi diye sordu. Turuncu İbrikli teyze, tabii ki yiyecek ama bizim gibi değil. Biraz farklı olabilir ama merak etme dedi. Bunu zamanla göreceğiz. Telaş edilecek bir şey yok şimdi dedi ve buğdayı sevimli civcivi annesine verip eve gönderdi. Gel zaman git zaman. Bütün tavuklar gıt gıt gıda, gıt gıt gıda derken buğday gıdı gıdı gıda, gıdı gıdı gıda diyordu. Arkadaşları resimlerde bulutları maviye boyarken buğday beyaza boyuyordu. Yem saatinde top oynayıp oyun saatinde de kitap okuyordu. Buğdayın bu farklı halleri hiç kimseye rahatsızlık vermiyordu. O Bilge teyzenin dediği gibi yalnızca bir kromozom fazlalıydı ve sevimliydi. En önemlisi de buydu zaten. Yıllar sonra bütün kümeslerin içinde en güzel şiir okuyan bu güzel buğday oldu. Çekik gözleri ile diğer tavuklardan farklı olsa bile yaşadığı süre boyunca çok mutluydu. Ve bir masalımız burada bitti. Çok güzelmiş değil mi?